Merhabalar, ben Doruk Somunkıran. Stenberg sertifikalı QBS eğitmeni. İster sınıf derslerimde olsun, ister online QBS eğitimlerimde olsun, öğrencilerin en çok karşılaştıklarını gözlemlediğim sorun, ses kartının konfigürasyonu ile ilgili. Ses kartımı QBS algılamıyor, tanımıyor, görmüyor. Ses kartıma sinyal gönderemiyorum. Ses kartından hiçbir şey duymuyorum. Kulaklığa ses gönderemiyorum. Ya da mikrofonu bağlıyorum fakat o ses QBS'e e ulaşmıyor. Enstrümanımı bağlıyorum fakat QBS'e kayıt yapamıyorum. Ya da bütün bunları yapıyorum fakat ses bana o kadar büyük bir gecikmeyle dönüyor ki böyle kayıt yapmam mümkün değil gibi sorunlar ve şikayetler. Bütün bu sorunları nasıl çözebileceğinizi size bugün bu videoda anlatacağım. Bu konuyu dört adımda ele alacağız. Birinci adımda ses kartı ile temel konfigürasyonu nasıl yapacağımızı göstereceğim. İkinci adımda ses kartımızdan nasıl ses alacağımızı, işte kulaklığa, hoparlörlere o sesi nasıl gönderebileceğimizi göstereceğim. Üçüncü adımda ses kartına bağladığımız mikrofondur, enstrümandır, şudur budur, ses kaynaklarını Cubase'e nasıl yönlendirebileceğimizi göstereceğim. Dördüncü ve bugünlük son adımda ise o gecikmeyle nasıl başa çıkacağımızı göstereceğim. Latency denen o gecikmeyle ki rahat rahat kayıt yapabilelim. Haydi buyurun başlayalım. Birinci adımda QBS ses kartımızın konfigürasyonunun doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edeceğiz. Bunun için öncelikle tepedeki menüde stüdyoya geliyoruz. QBS'in eski versiyonlarında bu stüdyo yerine Devices diye geçiyor. Burada Studio Setup'a geliyoruz. Bu da yine eski versiyonlarda Device Setup diye geçiyor. Bu açılan pencerede şu soldaki sekmeler içerisinde VST Audio System'ı tıklıyoruz. Bu sağ tarafta Azure Driver yazan yerde normal şartlarda ses kartınızın adını görebiliyor olmanız lazım. Ben burada basit bir konfigürasyon gösterebilmek adına bilgisayara Steinberg'in UR22 ses kartını bağladım. Ev stüdyolarında ve proje stüdyolarında yaygın olarak kullanılan bir ses kartı bu. İki girişi, iki çıkışı var. Eğer burada ses kartınızın adını görüyorsanız zaten konfigürasyonun ilk adımı doğru bir şekilde yapılmış demektir. Eğer göremiyorsanız bu listeyi tıklayıp açın. Burada ses kartınızı bulmaya çalışın. Bulabiliyorsanız tıklayın. Bu gelen soruda de switch deyin. Ses kartınızın adının buraya gelmesini sağlayın. OK deyin ve ilk adımı tamamlayın. Eğer bu açılan listede de ses kartınızın adını göremiyorsanız o zaman iki tane seçeneğimiz var. Harici bir ses kartı kullanıyorsanız yani bilgisayarınıza USB ile, Firewire ile, Thunderbolt ile bağlanan bir ses kartı kullanıyorsanız ve bu listede ses kartınızı görmüyorsanız o zaman büyük ihtimalle ses kartınızın sürücü yani driver yazılımı doğru bir şekilde yüklenmemiş demektir. Yapmanız gereken şey Cubase'i kapatıp ses kartınızın üreticisinin web sitesine gidip doğru driver yazılımını indirip kurmak. Ondan sonra bilgisayarınızı kapatıp tekrar açın. QBS'i tekrar başlatın ve çok büyük ihtimalle bu listede artık ses kartınızın adını görebiliyor olacaksınız. İkinci senaryoda eğer harici bir ses kartı kullanmıyorsanız, bilgisayarınızın içindeki ses kartını kullanmak istiyorsanız, yani tümleşik ses kartını, burada built-in audio'yu seçmeniz gerekiyor. Bu Mac bilgisayarlarda kolayca yapılabilecek bir şey. Fakat Windows tabanlı bilgisayarlarda bazen bu seçeneği göremeyebilirsiniz. Çünkü Cubase'in ses kartıyla iletişim kurmak için kullandığı Azio protokolünü Windows tabanlı ses kartlarının çoğu başlangıçta desteklemiyorlar. Bunun da çözümü kolay. Azio for All adında biraz eski olmakla beraber hala güncelliğini koruyan, işlevselliğini koruyan ücretsiz bir driver var. Bu evrensel bir yazılım. Bütün ses kartlarına Azio desteği sağlıyor. Linkini bu videonun tanıtım bölümünde veririm. O linki takip ederek Azio4All'a ulaşın. Bilgisayarınıza indirip kurun. O kurulumu yaptıktan sonra bu listeyi açtığınızda burada Azio4All diye bir seçenek göreceksiniz. Onu seçtiğinizde burada Azio4All yazdığında OK tıklayın. Artık bilgisayarınızın içindeki dahili tümleşik ses kartıyla çalışabiliyor olacaksınız. Böylece birinci adımı tamamladık. İkinci adımda ses kartımızın çıkışlarını kontrol edeceğiz. Cubase'den ses alamıyorsanız, dışarıya ses gönderemiyorsanız tamamlamanız gereken adım bu. Yine aynı menüye gidiyoruz. Studio, eski adıyla Devices, Studio Setup, eski adıyla Device Setup. Buraya geldik. Bu alt kısımda artık ses kartınızın adını görüyor olmanız lazım. Biz Steinberg UR22'yi bağladığımız için şu anda onun adı görülüyor. Sizin ses kartınızın adı her neyse burada onu göreceksiniz. Onu tıklayın. Bu açılan tabloda Ses kartınızın giriş ve çıkışlarını bir listesini göreceksiniz. Girişler burada gördüğünüz gibi sarı renkle kodlanmış, çıkışlar mavi renkle kodlanmış olacak. Bizim için önemli olan kısım şurası, state yazan yer. Burada bütün bu seçeneklerin aktif olarak işaretlenmiş olması gerekiyor. Eğer ses kartınızın çıkışlarının karşısında inactive yazısını görüyorsanız, ya da Not Connected yazıyorsa ya da çizgi görüyorsanız falan e, Cubase bir şekilde ses kartınızın çıkışlarına ulaşamıyor. Onları kullanamıyor demektir. Onu maalesef buradan değiştiremiyorsunuz. Bu sadece bilgi vermek için buraya konmuş bir tablo. E, burada yapabileceğimiz bir şey yok. Bu pencereyi tıklayıp kapatın ve yine stüdyoya gidin. Eski adıyla Devices Audio Connections'a gelin. Cubase'in eski sürümlerinde bu VST Connections diye geçiyor bu açılan pencerede output sekmesine tıklayın. Şu anda açık olan sekme bu. Eğer burada şu şekilde not connected yazısını görüyorsanız, QBS bir şekilde ses kartınızın çıkışlarına ulaşamıyor demektir. Yapmanız gereken şey bunları tıklayıp ses kartınızın çıkışlarına, fiziksel çıkışlarına yönlendirmek. Bu işlemi yaptığınızda artık QBS ses kartınızın çıkışlarına ses gönderebiliyor olacak. Böylelikle ikinci adımı da tamamlamış olduk. Üçüncü adımda QBS'de ses kartımızın girişleri arasındaki bağlantının doğru kurulup kurulmadığını kontrol edeceğiz. Kayıt yapmaya çalışıyorsanız ve ses kartınızın girişlerine bağladığınız ses kaynakları yani mikrofonlar, enstrümanlar bir şekilde QBS'e ulaşmıyorlarsa incelemeniz gereken adım bu. Burada yine az önceki pencereye gidiyoruz. Studio, eski adıyla Devices, Audio Connections, eski adıyla VST Connections buraya geliyoruz. Bu sefer Input sekmesine geliyoruz. İkinci adımda olduğu gibi burada Not Connected yazısını görüyorsanız tıklayıp açıp ses kartınızın girişlerine yönlendirmeniz gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Şu anda çok basit bir ses kartıyla çalışıyorum. İki tane girişi var. Input 1, Input 2 diye. Kayıt yapacağınız zaman bunları akılda tutmanız lazım. İsterseniz bunların isimlerini değiştirebilirsiniz bu arada. Yani bir tanesine sürekli mikrofon, bir tanesine sürekli gitar bağlayacaksa bunları tıklayıp gitar ve mikrofon diye değiştirebilirsiniz. Sonra hatırlamanızı kolaylaştırır. Ama önemli olan burada, bu device port yazan yerde girişlerinizin doğru şekilde bu şekilde tanımlanmış olması. Kayıt yapacağınız zaman bir şekilde ses alamıyorsanız şuna dikkat edin. Diyelim ki ses kartınızın birinci girişine mikrofonunuzu bağlayacaksınız, ikinci girişine gitarınızı bağlayacaksınız ve bu şekilde kayıt yapacaksınız. Şöyle bir uygulama yapalım beraber. İki tane yeni audio kanalı açalım. Audio seçili. Burada konfigürasyon bölümünden Mono'yu seçiyorum. Çünkü mikrofon da mono bir ses kaynağı. Gitar da mono bir ses kaynağı. 2 tane mono ses kanalı açacağım. Audio kanalı. Şuradan miktarını belirliyorum. 2 tane mono audio kanalı açacağım. Add track diyorum. 2 tane kanalımızı ekledik. Şimdi birinci kanalımız diyelim ki mikrofon olsun adlandırayım onu. İkinci kanalımız da gitar olsun. Mikrofon adını verdiğim kanala tıklıyorum ve bu sol tarafta Cubase'in Inspector adını verdiği bölümde giriş bölümüne bakıyorum. Mikrofonu ben sol tarafa, sol girişe bağladığım için burada left'in seçili olduğundan emin oluyorum. Aynı şekilde gitar kanalını tıklıyorum. Bunu da sağ girişe yönlendireceğim çünkü gitarımı sağdaki girişe bağlamıştım. Şimdi artık kayıda hazırım. Mikrofonum sol girişe bağlı o yüzden burada left'i seçtim. Gitarım sağdaki girişe bağlıydı o yüzden burada right'ı seçtim. Her iki kanalda da kaydı etkin hale getirdim. Eğer o kanaldaki sesleri duymak istiyorsam monitör düğmelerini de etkin hale getiriyorum. Bunu yapacaksanız yalnız hoparlörlerinizi kapamanız gerekiyor ya da ses kartından hoparlöre gönderdiğiniz kanalın volümünü kısmanız gerekiyor. Sadece kulaklıklardan kendinizi dinlemeniz gerekiyor yoksa feedback denen o çınlama sesiyle karşılaşabilirsiniz ve kayıda hazırsınız. Direkt kayıt düğmesine basarak kayda başlayabilirsiniz. Eğer hala bir sorunla karşılaşıyorsanız lütfen bu videonun yorumlar bölümüne yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Böylece üçüncü adımı da tamamlamış olduk. Dördüncü ve son adımda kayıt esnasında karşılaşabileceğiniz gecikmeyi nasıl çözeceğinizi konuşacağız. Gecikme derken kastettiğim şey diyelim ki mikrofona şarkı söylediğinizde Sesinizin size belli bir gecikmeyle geri dönmesi. Bu gecikme hissedilebilir oranlara ulaştığında o şekilde kayıt yapmanız mümkün değil. Çünkü sesimizi gecikmeyle duymaya alışık değiliz. Aynı şekilde gitar kaydı yaparken ya da başka bir enstrüman kaydı yaparken de belli bir gecikme olursa bu çalan kişiyi yanıltır. Doğru bir kayıt alamazsınız. Onu düzeltmenin yolu da şöyle. Az önce gittiğimiz pencereye gidiyoruz. Stüdyo. Stüdyo setup penceresine. ...hatırlayacaksınız. Şurada ses kartımızın adı vardı. Şu altta latency yazan yerde de sistemimizin bize şu anda verdiği gecikme miktarını görüyoruz. 25 milisaniyeymiş şu andaki gecikmemiz. 25 milisaniye, 26 milisaniye yüksek bir rakam. 10-15 milisaniyenin üzerine çıktığında insan bunu algılayabiliyor. Ve bu şekilde kayıt yapmaya çalışırsanız dediğim gibi sizi şaşırtır. Çünkü alışık değil sesimizin bize böyle bir gecikmeyle geri dönmesinden. Bu şekilde söyleyemezsiniz. Bunu gidermenin yolu şu... Hemen bu altta az önce demiştik ya ses kartınızın adını görüyorsunuz diye. Burayı tıklayın. Şu Control Panel yazan yeri tıklayın. Bu böyle bir pencere açacak. Cubase ve bütün diğer ses işleme yazılımları veri akımındaki aksaklıklardan kendilerini korumak için bir tampon bellek oluşturuyorlar. Buna Buffer deniyor. Buffer Memory. Burada aslında bu tampon belleğin boyutunu ayarlıyoruz. Bu tampon belleği ne kadar büyük tutarsanız... Sistem o kadar rahat çalışıyor. Veri aktarımında meydana gelen aksaklıklardan etkilenmiyor. Fakat bu gecikmenin de miktarı artıyor. Bakın şu anda alabileceği en yüksek değere getirdim. Close dediğimde buradaki gecikme miktarı 49 milisaniyeye yükseldi. Bunu azalttığımda 128'e getirelim mesela. 5 milisaniyeye düştü. Şimdi 5 milisaniye o kadar ufak bir gecikme ki bunu zaten bizim fark etmemiz mümkün değil. Bu şekilde rahatlıkla kayıt yapabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki neden böyle bir ayar olmuş? Yani ben bunu tabii ki en düşük seviyeye getireyim, rahat rahat çalışalım. Onun şöyle bir dezavantajı var. Dediğim gibi bu tampon bellek bilgisayarın rahat çalışması için ve seste kesinti meydana gelmemesi için düşünülmüş bir şey. Dolayısıyla ne kadar bunu büyük tutarsanız bu miktarı ne kadar yüksek tutarsanız bilgisayar o kadar rahat çalışıyor, performansı o kadar artıyor, seste kesilmeler olmuyor. Ne kadar düşük tutarsanız bilgisayarın performansı o kadar etkileniyor, zorlanmaya başlıyor. Dolayısıyla hatırlamanız gereken şey şu, kayıt yaparken bu miktarı mümkün olduğu kadar düşük tutun. Bilgisayarınızın izin verdiği kadar, çıtırtılar pıtırtılar duymayacağınız kadar düşük tutun. Ondan sonra kayıt bitti, işte sıra edit işlemlerine geldi, mix mastering yapmaya geldi. O zaman bunu mümkün oldu. kadar yüksek tutun. Çünkü mix yaparken, mastering yaparken bu değerin yüksek olması, gecikmenin 49 milisaniye olması sizi hiç etkilemeyecek, önemli olmayacak. Bilgisayarınız rahat çalışır. Kayıt yaparken düşürürsünüz. Gecikmeyi daha az algılarsınız. Gecikmeyi de bu şekilde hallettik, okey tıkladıktan sonra dördüncü adımımızı da tamamlamış olduk. Bugünkü videomuzda Cubase'in temel konfigürasyon sorunlarını nasıl çözebileceğimizi gördük. Eğer bu video işinize yaradıysa lütfen bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun, beni sosyal medyada takip edin. Bundan sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.